Hayvanları kötü halde görmek hepimizi üzüyor. Bizlerin yardımına ihtiyacı olan canlılara iyilik yapmak yerine kötülük yapmak son derece insanlık dışı. Bu hikaye Rusya'da yaşanmış. Bir adam işi gereği Sibirya'da yaşıyordu ve bir gün çok hastalandığı için hastaneye gitmiş. Durumu biraz iyileşince doktorlar onun hastane çevresinde dolanmasına izin vermiş. Bu kişi hastalarla birlikte hastane çevresinde dolanırken insanların ormana giden yola gittiklerini, sonra da hızlıca geri döndüklerini görünce çok şaşırmış. "Dönelim hadi, bir kurt geliyor," diyorlarmış. Adam o ana dek kurtları yalnızca hayvanat bahçelerinde gördüğü için heyecanlanmıştı ve onlarla beraber gitmiş. Kurt gerçekten de orada duruyormuş. Adam da hiç çekinmeden diğer insanlarla birlikte hastane binasına kadar gitmiş. Hastanenin orada bir şamata kopmuş. Herkes kurdu görmek için ya hastanenin kapısına çıkıyordu ya da camdan bakıyordu. Sağlık ekibinden birisi hastaneye, kurdun olduğu yere yaklaşmış. İnsanlar ne yapılması gerektiği hakkında konuşmaya başlamışlar. Bazıları, "Ne garip bir kurt bu, belki de birisi onu kızdırmıştır," demiş. Bazıları ise polis ya da kurdu vurması için bir avcı çağırmayı önermiş. Kurt öylece başını öne eğmiş, olduğu yerde duruyormuş. Etraftaki insanlardan birisi bir ilk yardım uzmanıydı. Yaşlıydı ve Sibirya'da doğmuştu. Bir şey demeden kurdu izleyen tek kişi oydu. Bir süre sonra adam kurda yaklaşmış ve ona fısıldayarak "Sıkıntı yok, ben hallederim," demiş. Kurda biraz daha yaklaşmış. Sakince duran kurda bakmış ve sonra geri dönmüş. Kurt hala da olduğu yerde öylece duruyordu. Bakışlarını hala da kurttan ayırmayan ilk yardım uzmanı, "Yardıma ihtiyacı var." Görünüşe göre bir avcı kurdu mermiyle yaralamış, bu yüzden de kurt çok acı çekiyor. "Lütfen ses çıkarmayın, ben yapılması gerekeni yapacağım," demiş. Ardından da bir binaya girip ilk yardım çantası almış ve rahatsız etmemeye çalışarak yeniden yaralı kurda yanaşmış. Etraftakiler hala daha gerginmiş. İlk yardım uzmanının kurda yaklaşıp diz çökmesini, ilk yardım çantasını açmasını ve çantadan tampon çıkarmasını merakla izlemişler. Adam kurdun kana bulanmış derisini temizlemiş. Hayvan hala da bir şey yapmadan duruyormuş. İlk yardım uzmanı kurdun yaralı bölgedeki tüylerini kesebildiği kadar kesmiş ve cımbızla kurdu vuran mermiyi çıkarmış. Kurt istifini hiç bozmadan öylece duruyormuş. Mermiyi çıkarınca adam yaralı bölgeyi sarmış ve çantasını toplamış. Direkt hastaneye doğru ilerlemiş. Kurt da etrafındaki hiçbir şeye aldırış etmeden büyük bir keyifle koşmaya başlamış. Ayağı eskisinden daha iyiydi. Etraftaki gergin insanlar da kurdun ormana geri döndüğünü görünce rahatlamış. Anestezi uygulamadan böyle bir işlem yapmak muhtemelen kurdun canını biraz yakmıştır. Bütün canlılar yaşamayı hak eder. Bu muhteşem hikaye hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın.